40 İş'ten tüm izleyenlere iyi akşamlar. Bugün İF Performance Hall'da konuğumuz Fethi Okutan Project. Her pazartesi olduğu gibi yine İF'teyiz 40 kişi yayınında. Bildiğiniz gibi Fethi Okutan Project geçtiğimiz yıl 2013 yılı içerisinde Türkiye'nin ilk rock bass albümünü piyasaya sürdü. Yani bugün hem kendileriyle bu albüm hakkında konuşacağız hem de sanıyorum 3 tane canlı performans dinleme fırsatımız olacak. Siz de sorularınızı iletmek isterseniz Twitter'dan 40kisi hashtag ile ya da chat ekranından bizlere iletebilirsiniz. Ben de elimden geldiğince iletmeye çalışacağım gruba. Çok teşekkürler öncelikle hepinize. Biz teşekkür ederiz. Sizi ağırlamak bizim için büyük keyif. Klasik sorulardan başlayalım. Hani bu albüm, bu proje fikri nasıl doğdu? Kaç yılına dayanıyor? Ne zaman başladı? Fikir aşaması ne zaman başladı? Fikir aşaması çok eski zaten. Küçüklüğümden beri böyle bir şey yapmak istiyordum ben. Yani bas gitara başladığım zamandan beri. O bir tarih yani, bayağı miladi bir tarih. Tarihi vermeyeyim, çok eski. O yüzden yani bu fikir nasıl yapılır, nasıl olur? Aslında her müzisyenin hayalidir böyle bir şey yapmak aslında. O yüzden müziğe başladığım günden beri zaten nasıl yaparım, nasıl ederim diye araştırdım bu işi. Ama başlangıcı fiili olarak 2008, yani stüdyo kayıtları 2008'de başladı. Bu ekip miydi o zaman? Bu ekip de vardı, başka müzisyenler de vardı. Bayağı geniş bir kadroyla başladık. Çok fazla destek aldım. O insanların isimlerini saysam sabah kadar sürer burada. Gerçekten onların emeklerini ödeyemem. Zaten bu işler tek başına yapılmıyor. Çok büyük bir destekle ancak olabiliyor. O insanların desteği sayesinde oldu bu iş aslında. Yani hepsi de zaten web sistemde falan filan isimler var. Müzisyenler olsun, stüdyolar olsun, hepsinin çok büyük emeği var bu işte. Sadece benim değil. Ya aslında bu soru gelecek internetten eminim. Bas çalmaya nasıl başladı diye. Orayı bence... Neden bas diye bekliyordun ha? Niçin bas? O soru gelmeden ben sorayım. Hazır başlangıçtayız. Hiçbir zaman cevabı olmayan bir soru ama yani herhalde benim hatırladığım... Romantik bir hikayesi var mı böyle? Yok hikayesi. Filmleştirilebilecek. Her enstrümanın aslında bir karakteri var galiba. Yani o karakter size hangisi uyuyorsa onu seçiyorsunuz birazcık. Bu bir eşlik enstrümanı. Ben müziğin böyle çok ne önünde ne çok arkasında ne çok bir yerinde tam ortasında olan bir enstrüman olarak gördüm ben hep. O yüzden galiba seçtim. Tam içinde olmak istedim müziğin, her zaman yaptığım müziklerde. Tam ortasında. En büyük seçim o. Şimdi web sitenize baktığımızda bu Ankaralı müzisyenlerin sizi alışık olunanın dışında stilinizle tanıdığı, yani unorthodox geçiyor orada. Yani bunun bas çalmanın ezberi nedir? Yani sizin o ezberin dışına çıkan... Uğur Bey, bu konuda siz cevap verir misiniz efendim? Yani, unorthodox, evet, bunu... bassız style'la ilgili. Ortodox, konvansiyonel demek, sıradan. Herkesin alışık olduğu basçı iki parmak tercih eder bazıları. Pıp 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 pıp. Fethi tam tersi solo enstrüman gibi çalıyor her şey. Gıcık oluyor bana zaten. Ya bu baş parmak nasıl dayandığı... Aslında bir sürü teknik var bu ayette. Yani bu teknikleri, o teknikler de aslında belli müzik tarzlarında kullanılıyor. Ben de bunları hep harmanlıyorum. Aslında her teknik bir şey aslında, bir... Ne derler, dil bilgisi gibi. Onları hepsine ne kadar çok dil bilgisi biliyorsanız o kadar farklı ifade edebiliyorsunuz bir şeyleri. Veya o kadar farklı eşlik yapabiliyorsunuz. Ne kadar farklı duyguyu verebiliyorsunuz. Ne kadar farklı teknik kullanırsanız o kadar ön plandaki enstrümanlar farklı bir karaktere bürünüyor bence. Değil mi efendim? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Albümü... diğer benzerlerinden ayıran, yani Türkiye'de bir ilk yapan şey tamam bir... rock bass albümü olması. Ama ya piyasadaki diğer albümlere baktığımızda hani ne şekilde farklılaşıyor? En yani büyük farklı şey zaten yani hiçbir maddi bir şeyi yok mesela. Beklentisi olmadan sadece sanatsal kaygılar yapılmış bir albüm. Zaten sırf bu yönü bile yani şu anda bu dönemde az bulunur bir özellik. Ve destekler sayesinde, bu tarz şeylerin değerini bilen insanların desteği sayesinde oluyor bu işler aslında şu anda. Çünkü albüm satışı denen bir şey yok biliyorsunuz bu dönemde artık. Ya da para getiren veya grupları finanse edecek eskisi gibi şirketler de yok. Sadece insanların desteğiyle olan bir şey. Bu da o, da o insanlar da zaten müzikten biraz daha iyi anlayan, bu tarz şeyleri duymak isteyen insanların desteğiyle oluyor. Ya, aslında hani Ankaralı müzisyenlerle çok gayet kolektif bir ürün ortaya çıkmış galiba. Hem müzisyenler hem de stüdyolar bağlamında. Evet.
çok gönüllü ve kolektif bir iş çıkmış. Yani o süreçte hani biraz önce aslında saysam sabaha kadar sürer dediniz. Yani, o albümü hazırlık süreci nasıldı? Onu biraz... Aslında çok şanslı hissediyorum kendimi çok müzisyenden o konuda. Yani gerçekten hiç ortalıkta hiçbir şey yokken bile yapacağım işe güvenip de destek vermesi birilerinin bana çok yani bulunmaz bir nimet. Tabii başladıktan sonra, iş belli olduktan sonra ya da ortaya güzel bir şey çıkarttıktan sonra bulunan destekler de değerli tabii ama ortaya bir şey çıkmadan güvenip destek olanlar daha da değerli geliyor bana. Şimdi peki albüm hazırlarken bunun hedef kitlesi olarak aklınızda bir şey var mıydı? Hani bunları kim dinleyecek? Hani hakikaten rock müzik dinleyicileri dinleyecek mi genel anlamda yoksa... Uğur dinlesin diye yaptılar. Hani, ben de onun Emre dinlesin diye çaldım. Yani. Aydın düşündün mü sen de? Çok konuşuyorsun sen. Geri bildirimler falan nasıl oldu? Yani şey, tabii ki müziği yaparken bir bakışı bir kere sağlamak gerekiyor. Ne bileyim ben çok egosantrik olup çok fazla tekniğe falan girip böyle karıştırmadığınız zaman herkes dinleyebiliyor aslında müziği. Yani müzik sonuçta her yaşa hitap eden bir şey. Özellikle rock müzik 7'den 70'e herkese hitap ediyor bugün. Ve yani çok fazla ne bileyim çok tekniğe bulandırmadan o işin dengesini biraz kurduğunuz zaman daha mantıklı bir dengede kurduğunuz zaman herkesin dinleyebileceği bir müzik oluyor bence. O yüzden şey yok, böyle bir yaş şey yok, sınırım yok böyle. Çok küçük çocuklardan çok yaşlı insanlara kadar seven çıkıyor. Yani grubun diğer üyelerine de soralım aslında. Sen mikrofonunu aldın. Evren Bey. Çok çıkarttı oradan, gizlemiyor. Mikrofon bileyim. Yani hazırlık aşaması ve sonrasındaki tepkiler anlamında. Bu albümün hedef kitlesi bence çok geniş. Çünkü albümün içeriği de çok geniş. Albümün sınırlayan terim enstrümantal müzik. Fakat o enstrümantal müziğin içinde çok fazla janr, çok fazla stil var. İşte Fethi abinin solo parçaları var. Grup ile yapılan, icra edilen parçalar var. Bunun içinde rock var, biraz ucundan fusion var, metal var vesaire, caz var. Dolayısıyla ben besteleme aşamasında çok bulunmadığım ama sonradan performans aşamasında bulunduğum sürede bu hedef kitlenin ne kadar geniş olduğunu yaptığımız konserlerde de gördüm. Çünkü hani bu bireysel, yani subjektif bir şey zaten müzik. Bir de bu albüm daha da subjektif bir şey çünkü bir söz yok. Anlatılan şey tamamen müzikle anlatılıyor. Her şeyi alabileceği, herkes alabileceği her şeyi alıyor. O açıdan çok başarılı bir albüm. Yani baştan bir şey belirlememek bu albümün en büyük riskiydi. Fakat bence çok güzel bir yere oturdu. Çünkü çok fazla müzik biçimi var içinde. Dediğim gibi rock da var, fusion da var vesaire. O açıdan çok zengin. Multivitamin. Hedef kitleyle mi alakalı? Yani hani hazırlık aşamasında aklınızda olan nasıl bir projeydi? Hani sonra çıktıktan sonra şimdi projeye benim dahil oluşum da aslında enteresan. Albümün kayıt sürecindeki işte parçalarda işte her parçada neredeyse bir davulcu gibi. Hepsi ayrı renkte, kendi stillerinde çalmışlar. Dışarıdan bir tane parça kalmış en son. O da albümde benim çaldığım parça. İşte bu stille tam Aydın çalar, hani onda bir görüş var. Fethi abi beni tanımıyordu. Ben onu ismen Aydın biliyordum. Aydın kim ya diyorum. Aydın kimdir falan diyor. Dedim. Ama dedim. Bir şekilde tesadüfen artık o parçaya çalınacak davulcu bulamamış mı diyelim ya da bulduğu davulcularla irtibatı kuramamış mı diyelim. Şartlar öyle gelişiyor ve bana geliyor parça. Projeye dahil oluşum şöyle oldu. Kayıtlarda epeydir çalıyorum. Yani değişik stillerde. Ama bu parçada harbiden kendimden bir şeyler hissettim. Böyle klişe bir ifade vardır ama dinlediğim, sevdiğim müzik türlerinden bir şeyler gördüm. Ve Fethi abiye dedim ki ben çok sevdim. Hiçbir talebim yok. Bu parçayı hani birkaç prova alalım. Ufak tefek şeyler de kattım hani kendimce. Sonra baktım ki hani bu projede bulunmaktan, hani performans ekibinde de olmaktan, konserlerde çalmaktan keyif alacağım. Sonra işte uyumlu da çalıştık o süreçte. Fethi abi öyle bir teklifle gelince projeye öyle dahil oldum. Aslında son parçada tesadüfen tanıştığım kişiyle şu anda çalıyoruz. Çok da mutluyum yani. Güzel çalışıyoruz. Daha da güzel şeyler çıkacaktır. Hedef kitleyle alakalı bir cevap olmadı ama onunla ilgili arkadaşlarım güzel anlattılar zaten. Yani müzisyenlerin zaten çok sevdiği enstrümantal müzik olduğu için, bol bol sololar olduğu için, dikkat çekici partisyonlar olduğu için müzisyenlerin dikkatini çeken bir proje oldu.
Ama çok hani herhangi bir enstrümanla alakası olmayan, tamamen buradan uzak, enstrümanistlikten uzak kişilerin de ilgisini çekti. Bir iki parça var. Hani ya biz sürekli bunu dinliyoruz işte, yok 2.18 ile 2.42 arası çok güzel falan gibi böyle değişik şeyler. Loop alıp oraya dinliyor. Şimdi hani playback böyle, böyle loop gibi, evet yani Winamp'ta artık bu kıyafetlerim, ne yaparım bilmiyorum. Ağırlıklı olarak müzisyenler ama onun haricinde hani enstrüman çalmayanlar da ilgileniyor albümle gördüğüm kadarıyla. Daha demin Fethi abinin dediği şeye bir yorum gelmiş. Sadece sanat kaygısı olan adam Türkiye'de nasıl geçinebilir abi? Ben çok merak ediyorum. Açık. Yoksa müzik ek işiniz mi? Yok yok. Asıl mesleğiniz ne? Ya tabii ki müzikle ilgileniyorum. Sadece bas gitarist olmaya çalışıyorum. Ama sadece bu işi böyle sahneleyerek bir hayat sürdürmek zor tabii. Onun yanında başka gruplarım var. Cover çaldığım gruplarım var. Ders veriyorum. Bas gitar dersi veriyorum. En çok sevdiğim işlerden de biri. Onlar bana yetiyor zaten. Yani bir kere müzisyen olmayı seçiyorsanız zaten maddi şeylerle birazcık böyle uzak durmak gerekiyor. Çok fazla parayla işiniz olmaması gerekiyor. Ya hazır ders demişken benim çok merak ettiğim bir şey aslında. Bu bas gitar öğrenmek istiyorum diyen bir kitle var. Hani dediniz ya, her enstrümanın bir karakteri vardır. Onu tercih eden kişilerin genel bir karakteri oluyor mu? Oluyor. Nedir mesela? Yani benim gördüğüm mesela, o tip ne? Şey var. Bir kere ekip ruhunu seven insanlar daha çok seviyor. Yani bir ekibin böyle bir parçası olmaktan zevk alan insanlar daha iyi beceriyor bunu. Çünkü yani encore, yani bir şey olduğu zaman, müzik olduğu zaman bu işin sadece bir parçası. Ne ön planında ne çok geri planında. O işin ortasında olmak aslında farklı bir. Benim gördüğüm genellikle basçıların o tarafı. Yani o yönü olanlar, ekip ruhundan daha zevk alan insanlar daha çok başarılı oluyor sanki. Tamam. Şimdi birazdan bu niye overdub kullanmadığınız o klasik soruyu konuşacağız. Bir parça arası verelim sonra onu konuşuruz. Burada da hani bugün hani genelde kayıt, kanal kayıt yaparız biz. Bugün... Evet, onu özellikle şey düşündük. Yani daha önce kayıt formatlarınızda da gördüm. Yani kayıt yapıyorsunuz ve sonra editliyorsunuz onları. Bu birazcık samimiyetten uzak geliyor bana. Ben zaten şeyde de kayıt aşamasında da performans aşamasında da ben her zaman müziğin samimiyet gerektirdiğine inanıyorum. Çünkü hani biz artık müzisyeniz, tecrübeliyiz bu konuda. Bir sanat çıktığı zaman ne kadar samimi, ne kadar değil biz anlıyoruz. Yani teknik olarak bildiğimiz için bir şeyleri. Fakat müzisyen olmayanlar da anlıyorlar bence. Yani bir şey kokusunu alıyorlar. Bu işte samimi bir şey yok. Bunun kokusunu alıyorlar ve onu başka şeylere yoruyorlar. Hani bir ya bir şurasını beğenmiyorlar, ya kaşını, gözünü beğenmiyorlar ama onu herkes bence hissediyor. O yüzden performansı da olsun, bugün de olsun, yani değişik bir şey olsun sizin için de. Farklı, belki daha güzel bir ses çıkmayacak ama yine de buradaki ses neyse o çıksın istedim ben. Tamam. Editlemeden. We'll be right back.
Elinize sağlık. Teşekkürler. Şimdi daha deminki sorunun üstüne bas gitarı kimler çalamaz peki? diye bir soru geldi. Az mı eksik olanlar hiçbir enstrüman çalamaz yani, değil mi? Başka bir şey diyemeyeceğim. Yani en gerizekalı insanın bile bas çaldığını gördüm ya. Yani. En yeteneksiz insanın bile bas çaldığını gördüm. Ve ünlüler şu anda hatta. Ünlüler yani. Ve bunu sadece azimle gerçekleştiriyorlar. Başka bir geçerli şey yok yani. Anladım. Şey sorusu geliyor tabii. En sevdiği bas gitarist kim? Kimler? Duygu, bir sürü var. Yani, bir tane söyleyeceğim. Nereden başlasak? Yani mesela ben Gedirgi'den öğrendim diyeyim bas gitarı. Çünkü yani benim zamanlarında, başladığım zamanlarda en hayran olduğum basçı oldu. Yıllardır onu taklit etmeye çalıştım. Bana çok şey öğretti yani Gedirgi'yi taklit etmeye çalışmak. Bugün ne bileyim daha farklı tarzlar öğrendiğim zaman Marcus Miller olsun, Victor Wooten, Stanley Clark çok severdim eskiden beri. Çok var ya yani gider. Şimdi o gerizekalılığa gelirsek. Hepsi yazıyor değil mi şu anda? Yanlış bir şey söyledim. Yine biyografiye baktım da. Orada pop müzikle ilgili hani bir paragrafı ona ayırmışsın. Evet, doğru. Bu da bana seslenmiş. Yani pop müziğe karşı böyle açıktan bir karşı duruş var orada. Bir de yozlaşmış bir yer. Yani. Yozlaşmış bir yer. Hangimiz değiliz durmuyor mu? Orada çalmayı yani taviz olarak görüyorsun. Tabii ki. Mesela Aydın orada çalıyor. O iş yapıyor. Oh, şimdi program bitiyor. Direkt topu attım şöyle. Abi, bir dışarıda görüşelim. Bu da çalıyor. Ya söylediği birçok şeye katılıyorum. Ama eskisi kadar ben de böyle siyah beyaz gibi görmüyorum pop işleri. Yani ben Ankara'da aktif olarak pop çalıyorum iki ayrı grupla, iki ayrı mekanda. Hatta vaktimin büyük bir kısmı oraya gidiyor. Ama şunu söyleyeyim, hani sektör yozlaşmış, onu kabul ediyorum. Prodüksiyonlar, beklentiler, biz bir de işin içinde olduğumuz için o çürümüşlüğü görebiliyoruz. Ama enstrümanist anlamında şunu da itiraf etmem gerek. Yani davulculuk namına bana çok şey öğretti pop sektörü. Keşke hani sektör biraz daha geniş olsa, hani o işler de üretilse. Mesela bu ve benzeri işler de daha çok üretilse, tanıtılsa, talep edilse o zaman hepimiz daha mutlu olacağız. Ama yani ülke gerçeğine yazık ki yani çalmadığınız zaman da aç kalma durumunuz oluyor. Yani sadece enstrümanistlik yaparak hayatımı idame ettireyim diyorsanız popa bulaşmadan da zor bir şey olur. Ruhunuzu satmadığınız sürece hocam olmaz yani. Sıkıntı olmaz. Doğru söylüyor. Yani hayır, tabii ben bilmiyorum. Hiçbir zaman girmedim o işe. Ben kendimi bilemez, uzak tutmaya çalıştım. O yüzden bilemem onun kadar. Onlar daha çok işin içinde ve gerçekten o da ayrı bir şey. Tecrübe gerektiren bir şey. Yani beni soksa da öyle bir grup için çalamam da yani doğrusu. Yani midem kaldırmaz ayrı konu. Çalamam ayrı bir konu. İkisi ayrı mesela. Ama derece artıyor değil mi? Yani? Tabii canım. Gittikçe batırıyorum millete. Birilerine. Ama şey, ne yazık ki ben çok şey gördüm. Çok yetenekli insan gördüm o sektörün içinde kendini harcamış. Çünkü müzisyenler çok şey alıyor o iş. Yani katmıyor. Ya kattığı şeyler mutlaka var ama bir süre sonra mutlaka çok şey alıyor, törpülüyor. Çok yetenekli adamların o işlerde yani sırf o işin verdiği maddi standardı koruyabilmek için o işleri yıllarını, hayatlarını verdiğini gördüm. Buna da acıyorum gerçekten. Çok çok yetenekli insanlar var çünkü ortamda. Tabii çarpıyorum sana ama. Yani sizinle şarkı söyleyecek. yani parayı veren düdüğü çaldırıyor mu demişler. Varsa çalınacak dedik. Düdüğü nasıl çaldınız? Nerede çaldınız? Bu konuda ben dediğim gibi yani şimdi rock çalarak başladım ben. Hala da çalıyorum. Hatta çok daha sert türler çalıyordum yani işte. Metalciydik. Her genç gibi lise, üniversite dönemimiz. Hala çok severim. Çok saygı duyuyorum. Ben de metalciyim. Ama o dönemlerki kadar şey bakmıyorum ben dediğim gibi. Hani şuna inanıyorum. Bu da belki çok duyulmuş bir ifade olacak ama ne çalıyorsanız, iyi ve temiz çalıyorsanız benim ona saygım var yani. Yani hepsini seviyorum, beğeniyorum tabii ki demiyorum. Bu müziği mi çalıyoruz? Güzel ve temiz çalmaya çalışalım. Pop çalıyorlar mı? Onu da çok güzel çalan ekipler var. Çok kötü çalanlar da var. Keşke ama hani dediğim gibi yani sektör ondan ibaret olmasaydı. Yani ülkenin ne yazık ki böyle bir acı durumu var Fethi abi. Bu sözlerinde. Aynen katılıyorum. Tabii ki yani saygı duyulmayacak bir şey yok. Tabii ki saygı duyuluyor da. Sürekli demek istediğim benim sürekli hayatının parçası olduğu zaman pop müzik. Zaten biz Aydın'la hep o konuda tartışırız birbirimizle. İnsanlar bir şeyler götürüyor müzikal açıdan.
Yani sadece o tarafındaymışsın. Yoksa tabii ki insanların ekmek parası kazanmanın zaten kötüsü hiçbir zaman olmaz. Şeyi sormuşlar, hani bu yozlaşma sadece pop sektörüne mi özgü? Bütün dünyada var. Yani tüm zaten müzik sektörüne mi özgü yok? Yani müzik sektörü için söylemiştim zaten de. Dünyada da var, sadece Türkiye değil. Her yerde var bu yozlaşma. Çünkü kapitalist düzen sürekli size yeni paketler sunuyor ve bunları sürekli tüketin diyor. Tüketin, tüketin, yenisini çıkarıyor, yenisini tüketin. Ama bunların hepsini belli hızlı üretmesi için belli kalıplara sokuyor, kolay kalıplara. O kalıplar hep duymuşsunuz zaten, hep bütün şarkılar birbirine benzer bir şekilde. Çünkü o kalıplar kullanılıyor. Şeyi sormuşlar, bu artık janrlar birbirinin içine geçmiş durumda. Ayırt etmek çok da kolay değil. Hani günümüzde hala o kesin ayrımlar olduğuna inanıyor musunuz? Hani hangi konu? Bir müziği rock müzik ya da pop müzik ya da elektronik müzik diye ayırabileceğimiz sınırlar hala mevcut mu, yoksa buyurun iç içe girdi mi? Buyurun. Diye sorulmuş. Soru sanaydı ama yani elektronikle rock müzik tabii ki. Endüstriyel rock derseniz içine tabii ki yani dünya kadar. Sen benden daha iyi biliyorsun bu konuyu. Yok, ben dans müzik mı taraftarıyım. Gitar gitar sevmem yani. Yani house olaydır artık yani, şey değil. Petr'in biraz önceki söylediği şey tamamen müzik türü değil, müzik sektörünün hiçbir şey üretmeden insan da çok artık her insanı tüketmesinden bahsediyor aslında da. Ama türler arasında var. Her şey birbirine geçti. Ama tabii hani bu şey değil. Poptur, elektroniktir. Artık pop dediğiniz şey elektronik. Yani orada birisinin bir şey perform etmesine... Bir 90'lar pop değil. Değil. 80'ler 70'ler değil. Tamamen elektronik. Her şey bilgisayarda bitiyor artık. Yani birisi bir şey çalacaksa da onun üstünde çok renk bir sazdır o. Yapılan şeyin üzerine onu koyarlar sadece. Ama girift tabii yani bu herkesin yaptığı çok popüler olan bir synth sesi Evren şey yapacaktır. Bir albümde duyarsınız. Sonra herkes aynı ses olmasa bile onun taklidini yapar. Sentezden anlayan ses, yani synthesizer'da ses üretmeyi bilen birisi onu duyduğu anda onu üretebilir. %100 aynısı olmasa bile. Ve bunu pek çok şarkıda duyarsınız sonra. Pop'u çok konuştuk, soru geliyor. Pop'u güzel çalan gruplar kimler diye cevap vermek ister misiniz? Buyursunlar, ben bilmiyorum şimdi. Tabii hangi pop yani, o da var. Bir de şey demişler, rock müzik kaliteli müzik mi demek istiyorsunuz yani? Rock'ın ölüsü yeter mi diyebilir miyiz? Ya öyle yani, ben kendi açımdan söyleyeyim. Oraya sordum aslında. Yani, önden buyur, önden buyur. Önden buyurayım, yani müziğin böyle tür değil. Sonuçta herkes kulağına hoş gelen bir şey dinliyor. Böyle çok iğrenç bir laf ama. Kapalı. Fit versin cevabı o zaman. Benim cevabım sevilmedi. Evet abi. Soru neydi? Müzik rock mıdır diyor. Yok canım, tabii ki yani bizim sevdiğimiz müzik bu da. Her tarzın güzel yapıldığı zaman tabii ki seviyorum. Ben sadece rock'ları da dinlemiyorum, bir sürü tarzı dinliyorum. Ama mesela bir rock albümü yapmış olmanın nedeni altyapımızda o olması. Hadi çıkıp da rock albümü yapalım diye yapmadım hiçbir şey bende. Ya da oturup öyle bir şey düşünmedik hiç beraber. Altyapımızda o var herhalde ki o çıkmış diyorum ben. Yani öyle rock müzik, tak müziktir falan diye bir iddiam yok yani. Aslında şeyi sormuşlar bak burada. Hani diğer müzikler genel bir dinleyici kitlesi yakalayabilirken rock müziğin herkesin tarafından dinlenmemesinin sebebi nedir? Yo, bence rock müzik çok popüler şu anda. Niye? Gayet dinleniyor. Katılmıyorum yani. Tamam. Hatta en popüler tarzlardan biri yani. Neden Fender diye. Buna cevap versem sponsorluk isterim. Yalnız yani direkt. Bileyim. Yani 15 dakika sürer bunun cevabı. Ciddi misin? Soruyor musunuz bunu? Sesini vereceğim. Ne bileyim abi, o kadar uzun ki konu. Yani ya şey... Aslında setup'ınla ilgili hani bir de ünlü bir amfin var galiba, el yapımı. Ne var? Amfin varmış galiba. Yok, el yapımı sayılmaz. Bu değil şey... Hani o setup'ınla ilgili... Setup'la ilgili şöyle söyleyeyim. Küçüklüğümden beri ben çok modern bas kullandım. Daha çok 5 teller, 6 teller falan. Bir gün elime 4 telli bas aldım. Hep derdim niye 5 telli varken 4 telli kullanılıyordu, 6 telli varken 4 telli kullanayım, daha fazla tel, daha çok nota falan derdim ama
Bunu elime aldığım zaman yapamadığım birçok şeyi yapabildiğimi gördüm. Bu başka bir enstrümanmış. 4 telli, bas gitarla, 5 telli, 6 telli. Bunlar başka enstrümanlar olarak görüyorum. Fender'de 4 telli olarak düşündüğüm zaman en... aslında küçüklüğümüzden beri dinlediğimiz müziklerde hep bunlar kullanıldığı için bu sesi arıyoruz. Ve bu aradığım arayışımızın farkına yıllar sonra varıyoruz. O yüzden bu gitara geçmişim. Yani kendime sorduğum zaman bu soruların cevabı. Amfi ile ilgili de şey söyleyeyim. Transparan bir amfi bu. Şey yok, preamfisi yok. Gitarın sesi neyse onu veriyor. O yüzden hani samimiyet konusu vardı ya galiba o da işin içinde. Biraz takıyorum ben bu konuları çok fazla. Preamfi olduğu zaman gitarın sesi o preamfinin karakterine mahkum kalıyorsunuz. Yani hangi gitarla çalarsanız o preamfinin tonu çıkıyor çünkü. O yüzden transparan amfi seçtim. Mutluyum. Tamam. Çok para verdim. Yeterince vermemiştim. İki hafta önce Süleyman abinin setup'ını anlattırmıştık. Hı-hı. Bu da güzel oldu. Süleyman abiyle şeydiniz, beraber çaldığımızda onun setup'ı ile benimkiler çok şey uyuyor. Çünkü ikimiz de şey kafadayız, o eski kafadayız bazı konularla. Sound'da da fark ediyor, çok güzel bir denge oluyor. İnrak'tayken o günleri nasıl hatırlıyorsun? Çok güzel günlerdi. Bence hep her yerde söylüyorum. Bence Ankara'da gelmiş gibi en güzel cover grubuydu. Tabii Alper Ercan vardı ilk davulcumuz. O varken çok güzel bir kimyamız vardı grupta. Çok güzel bir kimya oluştu. Çok keyifli zamanlar geçti. Çok güzel bir gruptu bence. Ama tabii sonradan çok şey değişiyor. İnsanlar değişiyor. O zaman bir parça arası daha verelim. Sonra yine devam ederiz. Papuç. Papuç çalalım. Yarımın melodisi. Uğur Karman olmasa böyle bir şarkı yapamazdım. Onu da belirteyim. Thank you.
Daha deminki muhabbetin üstüne cevap hakkı doğmuş. Elektronik müziği icra eden birisi yorum yazmış. Elektronik müzikle pop müziğin bir tutunması gerektiğini düşünüyorum demiş. Onu da söyleyelim. Yani karıştı dedim ben de. Ben zaten. Çok haklı, çok haklı. Kesinlikle. Yani aslında Fethi abinin vurgulamak istediği pop değil, popüler kültür biraz. Aslında o ikisi kavramlar biraz bozuldu. Bir zamanlar gerçekten pop müzik vardı. Madonna'nın, atıyorum Michael Jackson'ın yaptığı. Ama sonra şimdi her şeyin popüler olması, yani fast food kültürüyle bu biraz bozuldu, yozlaştı. Yoksa aslında elektronik müzik çok eski bir kavram. Ben okulda bunu öğrendim. Aslında elektronik müziğin bizim bildiğimiz anlamda elektronik müzik olmadığını. Çok daha eskiden, yani manyetik bantlar zamanından, yani 1950'lerde, 2. Dünya Savaşı'ndan. Ama şimdi elektronik müzik deyince tabii clubhouse'lar bilmem neler falan. Yani o yüzden elektronik müzik yapan arkadaş lütfen aynı yolda devam etsin. Evet. Popüler taraf biraz kara delik gibi içine çekiyor. Yani rock müziğin de popüleri var, popu da var. Bunun yaptığı, yani burada yapılan biraz farklı bir şey. Aslında ufaktan teorik bir bas dersi isteyen arkadaşlar var. Hani sorularıyla modern ve klasik bas kavramını açıklar mısınız? Evet. Mi, fa, boş tellerden başlıyoruz. Modern ve klasik bas kavramını açıklar mısınız? Modern ve klasik, klasik bas. Ben bilmem ki bunları. Yani bana soruyorlar ama. Ben bir şey biliyorum sadece. Eski tarz baslar... Özellikle enstrüman, yani şeyle, hardware ile ilgili bir durum biraz da. Eski anlayıştaysanız zaten, müziğin eski 80'lerin 70'lerdeki başlangıçlarını biliyorsanız, o müzikleri dinlemişseniz, şeyiniz de varsa, altyapınızda zaten o tarz şeyler arıyorsunuz. O tarz ekipmanlar, o tarz tarzınız da öyle oluyor zaten. Gitarlar da öyle, şeyler de öyle, tarzlar da öyle. Modern yeni bir şey yok ki bana, hani modern bas deyince neden bahsediliyor hiç anlamıyorum ben şu anda. Yani çünkü her şey yapıldı zaten 80'ler 90'lar, bugünlerde her şey taklit ediliyor sadece. Teknikler de öyle, yani o zamanlar yapıldı. Hani bugünlerde son 20 yıldır belki de hani bas gitara farklı bir yaklaşım var. Biraz daha artık enstrümanı solo enstrüman olarak da göstermeye başladılar. Belki de bu yenilik olabilir ama Joko Pastorius'tan biri vardı, bu da 70'ler yani. Sonra bas metodu yazmayı düşünür mü Fethi abi? Bilmem ki, yazamam ben. Yani. Uğur bana yazarsa altına imza atarım bir tane. Sonra Fethi Oktan Ankara'da ders veriyor mu? Veriyor. Tamam. Şimdi bir soru da, dizi film müziği yapmayı düşünüyor musunuz? Ya da hani enstrümantal olunca herhalde dinleyenlerin aklına gelen sorulardan birisi de bu oluyor. Evet, albümdeki zaten şarkılar hep o tarz şeyler söylendi hep. O tarz yorumlar yapıldı. Bunları polisiye dizilerde kullanalım, şuralarda kullanalım, bunlara kullanalım. Tabii ki çok güzel olur yani. Ben çok hoşuma gider. Çünkü ben hiçbir zaman görsel bir şey, hani bunları klip çekelim falan da diyorlar. Ama benim gözüme görsel hiçbir şey gelmiyor. Çünkü yani müziğin anlattığı şeyleri görsele dökmek çok farklı bir sanat. Yani benim bildiğim bir sanat tarzı değil. Kim yapabilir bunu, nasıl yapabilir bilmiyorum yani. Ama ben şarkılara isim bile koyamadım mesela. Yani bu çünkü şey, edebiyata giriyor. Bilmediğim bir konu. Bir edebiyat mezunu olmasına rağmen yine de şarkılarına bir isim koyamıyorum. Parçaların yani numaraları vardı. Aynen. 34, 44. Aynen. Proje numaralarına 22, göre koymuştum. 21 gibi numaralar vardı. Sonra abi bunlara isim bulun dedim. Şarkıda hiçbir isim ben bulmadım yani. Uğur buldu, arkadaşlar buldu, insanlar koyuyor. Yani. Hazırdaki yani albümdeki parçalardan birisi için mesela şu diziye, şu filme iyi gider diye hiç aklınıza gelen oldu mu? Hepsini Behzatçı'ya vermiş. Yakıştırıyor musun? Değil, dizi bitmeseydi. şimdi Ankara'da dinlemeye gittiğiniz gruplar. Sen pop dinlemeye gidiyorsun. Şey yedi. Neydi arkadaşlar, ben Bangayı yedi. Fazlasıyla çalıyorum zaten. Ankara'da etiket yedi. Kırmızı harf. Fazlasıyla çalıyorum. O yüzden Ankara'ya bir de ya övünmek gibi olmasın. Çaldığım gruplar güzel çalan gruplar. O yüzden herkes oraya bekliyor. Sıradan dinlemeye gitmiyorum. Zaten hani fazlasıyla çalıyorum ama mesela Ankara'da beğendiğim güzel cover çalan grup Soul Project var. Aa, çok evet, süper grup. Grubu da çok beğeniyorum. Davulcusunu da çok beğeniyorum. Onları izlemeye gidiyorum fırsat bulunca. İşte 3 ayda bir, 6 ayda bir falan. Fırsatlar öyle bunlar. Fırsat değil oğlum. Sizde kimler var? Yeni jenerasyondan Play diye bir grup var. Benim çok yakın arkadaşlarım.
Play grubunu tavsiye ediyorum. Arkadaşlarını kayırmamalı. Arkadaşlarım olduğu için değil tabii ki. Bu tamamen objektif bir yorum. Yeni nesil bir grup. Onun dışında In Rock, Fethi abinin eski grubu, rock müzikte bir numara. Ankara'da. Üçüncü olarak da kendi eski grubum olarak Soul Project'i söyleyebilirim yine. Ama Play benim için şu anda Ankara'nın yıldızı parlayan birinci grubu. Yani yaptıkları müziği çok seviyorum. Hem biraz günümüze ışık tutan funk müzik var, hem de klasik caza ışık tutan bir grup. Buradan da selam ediyorum kendilerine. Nerede çalıyor? Söyleme, daha dur. O kadarını burada söylemeyeyim. Sonra söyle bana. Söyle abi, ne olacak? Yani bazen ifte programları oluyor Play'in. Onun dışında Cer Modern'de çalıyorlar. Voodoo Blues'da çalıyorlar. Bir de ara sıra Hayal Kahvesi'nde projeleri oluyor. Ya Play grubunu takip edin derim. Yenilerden, eskilerden de In Rock'da Soul Project zaten Ankara'nın kemikleşmiş isimleri. Bir de Fethi abinin bir grubu var ama ismini ben unuttum. Playback. Playback. Evet, pardon. Onları da izin. Uğurlu beraber çalışıyor. Ya benim çok bildiğim yok. Yani Ankara'da bildiğim bir Fethi vardı. Ben de kaptım onu. Yapıştım. Gel albüm yapıyoruz. 20 yıldır burada değilim. Son 2 yıldır git gel yapıyorum. Bu iş için başka sebeplerden dolayı kaldım ama hani dışarıda Fethi tanıştırdıkça Soul Project'i gördüm. Onun dışında işte Playback'te Fethi ile çalmaya başladık. Yani çok tanıdığım insan yok ama hani 20 yıl öncesinde işte Süleyman'la çalardık. Süleyman'ı hatırlarım ama yoksa kimseyi bilemeyeceğim yani. Tamam. Eskiler söylesin. Aslında size şeyi sorabiliriz o zaman. Ankara'nın müzikal geçmiş durumu hani o zaman da yaşamışsınız. Yok, yeşermiş. Sonra yani, 20 yıl bir uzaklaşma yok, var. Yok, yeşermiş. Eskiden şöyle 80'lerin sonu, ben üniversitedeydim. 3 tane canlı müzik mekanı vardı. Hepsi Farabi bölgesinde. Sakarya böyle bir günde 3 posta canlı müzik, yani 3 ayrı grubun döndüğü bir yer değildi. Bu kadar çok mekan yoktu. Aslında bu kadar çok çalan insan yoktu, bu kadar çok mekan yoktu. Şimdi herkes her yerde çalıyor. Güzel bir şey bence. Yani İSKİ'ye çıksanız İstanbul'da bu yoğun, yani bu kadar küçük bir yerde bu yoğunlukta canlı müzik şeyini zor bulursunuz. Hep bu soruyu sorduğumuz kişiler genelde hani İstiklal değil de Kadıköy'ü. Hani tamam, daha işte yakın buluyorlar. O tarafa kaydı. Kadıköy'de de 2-3 bar vardı çok eskiden. Şimdi orası da korkunç canlı ama Ankara'ya kıyaslarsanız 20 yıl öncesiyle, 25 yıl öncesiyle müthiş. 3 tane mekan var diyorum ya. Bir de Mimarlar Derneği vardı Gazi Osman Paşa'da. Her zaman olmazdı orada ama bu 3 mekanın dışında başka canlı müzik, Sakarya'ydı. Ne vardı? A-Bar, Graffiti. Bir de Dorian Gray. Şu anki Manhattan olan yer. Gayet güzel bence. Yani herkes çıkıp çalıyor, söylüyor. Beğenen beğeniyor, beğenmeyen beğenmiyor. O eski bir kültür Ankara'daki. Dünyanın hiçbirinde bence yoktur böyle bir şey. Yani ben daha küçüktüm, yani yaşım yetmiyordu barlara gittiğimde, vardı bu işler. Yani 30-40 yıllık bir kültür yani. Bu da kolay oturmamış, zamanla oturmuş bir şey yani. İnsanlar bir yere gittikleri zaman canlı müzik var mı diye soruyorlar. Ya da var mısa tercih ediyorlar. Bu bir kültürdür. Eğlence kültürü yani. İstanbul'da yoktu böyle bir şey. Peki sizce niceliksel artış olmuş dediğiniz, hani niteliksel olarak değerlendirme vallahi şansınız olmadı? Onu yok, onu şansım olmadı. Hani ben de çok öyle gece turlayan, çalmıyorsam turlayan birisi değilim. Tamam. Şimdi şeyi sormuşlar, hangi telleri kullanıyor Fethi abi? Diğer. Berkeley'den burs aldın. Gitmedim. Gitmedin. Niye gitmedin? deprem oldu. Gerçekten deprem oldu. 2000 depremi olmuştu. Ondan sonra rahmetli babam böyle para biriktirmişti beni oraya göndermeye. Babam bu arada evde ben böyle bum 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 diye bir ses geliyor. Adam benim bir şey çaldığımdan bile habersizdi böyle. İçeriden bir garip bir ses geliyor çünkü. Sonra bu şeyini görünce benim bir şeyler çaldığımı inandı. Ve beni Amerika'ya göndermeye karar verdi. Her genç gibi o yaştaki gidip defolup gitmekti buradan falan filan tabii. Ondan sonra deprem oldu. Bedelli askerlik falan çıktı. Babamla düşündük, taşındık, sen bedelli askerliğe gidip ondan sonra benim bir hakkım, bir sene daha hakkım vardı. Sonra gidersin, öbür sene gidersin demişti. Sonra vefat etti o senede. Annem de yalnız bırakmak istemedim. Bir de
kurduğum, biraz daha olgun bakmaya başladım şeye doğru, olaya. Oraya giden, gidip gelen arkadaşlarım çok saçma bir yer olduğunu söylediler bana. Turistik bir ortam olduğunu, bir şey öğrenmek yerine insanların işte, yani öğrenmek istiyorsan burada da öğrenirsin, orada da öğrenirsin, fark etmiyor dediler bana. Benim biraz soğuttular açıkçası öyle bir şeyden. Vazgeçtim ben de. Son bir soru daha alayım buradan. Çok derin bir soru var aslında. Yaptığı işin özel hayatının olumlu ve olumsuz yansımaları nelerdir diye ama hani cevaplamak ister misin? Telefon hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki herkesin özel hayatını etkiler. Müzisyen olmak çok rezalet bir şey aslında. Yani özel hayat için çok, yani müzisyenle beraber olmak çok zor bir şey bence zaten. Bir sanatçıyla beraber olmak zor bir şeydir. Her sanat için bence. Ama bizim yaşam saatlerimiz gece olması, normal diğer insanlardan farklı saatlerde yaşıyor olmamız bile bambaşka bir sorun aslında. Tabii ki etkiliyor. Olumsuz yönden. Tüm gruba bu soru. Gruba üflemeli bir enstrüman eklemeyi düşünüyor musunuz? Düşünüyor musunuz? Erhan Bey. Hayır. Düşünüyorum. Neden olmasın? Olabilir. Ama bir sonraki beste çalışmasında olabilir. Çünkü şu anki yapı evet, biraz fazla, size ya. Fazla oturmuş durumda. Bunun içine üflemeli bir şey bir eklemek zor. Bir sonraki evet olabilir. Niye olmasın? Ya bu albümün bir parçasının bir yerinde aslında var o üflemeli bölümleri. Ama bir solo olarak değil. Belki bir sonraki çalışmada neden olmasın? Şimdi şöyle bir durum da var tabii. Dört kişiyi zaten zor organize ediyoruz. Herkes iyi oldu. Beşinci kişi girdiğinde gerçekten grup çalışmalarında böyle bir boyutu da var işin. Yani ne kadar kalabalık olursanız organize olmak. Nerede çok bak efendim? Prova saatleri ayarlamak, konserleri işte uygun zamanlara denk getirmek o kadar zor oluyor. Tabii ki hani bu vizyondan bakarak enstrümanist almaya da almama kararı verilmez ama ben bu müzikte kendi adıma, kendi fikrim öyle bir eksiklik hissetmiyorum. Ama tabii grup kararı olur. Ben direkt hayır dedim. Hayır, yani bu çaldığımız parçalar zaten nefesli düşünerek yapılmamış. Fethi bunları eskiz gibi yapmış. Öyle yani orada burada toplayıp bir şey getirdi. Hani şu çaldıklarımız için de değil de sonrakiler için olabilir. Ona göre düşünüp yapılırsa. Hayır ama olabilir diyeyim o zaman. Gel böyle ya. Gel bırak sen. Gel. Aslında şu anda mekanda bas gitarist arkadaşlar var. Nerede var? Serdar var. Ahmet'i gördüm biraz önce galiba. Cem gelsin, Cem var. Cem var. Onlara sormak istediği bir şey var mı? Sor Cem. Biz tanıyoruz zaten, seviyoruz. Severek biz onu çıkışta göreceğiz. Tamam. Yani eğer soru yoksa ben kapanış yapacağım ve son parça için sahneyi size bırakacağım. 40 kişinin bugün de sonuna geldik. Fethi Okutan Project'e çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz davet ettiğiniz için. Buraya gelen, internetten izleyen tüm izleyenlere teşekkürler. İfe de çok teşekkürler. Haftaya yeni çok bir konukla yine burada olacağız. Bizi sosyal medya sayfalarımızdan takip edebilirsiniz. İyi akşamlar.